Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, bugün size Instagram üzeri gelen Meltem Hanım'ın ricası üzerine yapacağım model. Arkadaşım bunu link halinde atmıştı. Rica etmişti. Ama link halinde video olduğu için gösteremem diye başka telefondan bu şekilde resmini gösteriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi modelimize bakalım. Evet, benim de sizler için çıkarmış olduğum modelim bakın bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Bunu bu tığımın aparat olarak arka tarafını kullandım. Sap kısmını kullandım. Eğer büyük diyorsanız bu ilmekleri arkadaşlar sizler kulak çöpü kullanabilirsiniz. En önemli şartlardan birisi de ipinizin çok esnetilmiş olması lazım. Çünkü bu ilmekler alındığı zaman üzerine iki zincirle yuvaları ve bu kirpikleri yapıldığında esniyor. İki katı esniyor arkadaşlar. Eğer esnetmezsen bu sihirli halka ilmeklerini yaparsanız iki kat daha büyük, kocaman olacaktır. O yüzden muhakkak iplerinizi esneterek çiçeklerinizi yapın. Bakın çimeni ve çiçeği ile bu aslında bir mekikten, hani iğneden tığa yapıyoruz ya, bu da mekikten tığa. Normalde bu mekik oyası arkadaşlar. Mekiği tığ haline çevrilmiş hali, ama biliyorsunuz hem iğne oyası hem de mekik oyası tığla gayet güzel, rahat bilmediğimiz için yapabiliyoruz. Şimdi şöyle bir de sallantılı haline bakıtayım modelimi. Çok hoş ve çok güzel zarif oldu arkadaşlar. Birebir de aynısını yapmaya çalıştım. Umarım Meltem Hanım da beğenir. Evet, şimdi modelimin anlatım kısmına geçerek yapılışına başlayayım. Şöyle ipimin rengi çok tatlı bir çingen pembesi arkadaşlar. Sevenler benim gibi renk çok beğendiğim için aldım. Varsa numarasını söyleyeyim sizlere. Belki içinizden beğenip almak isteyenler olabilir. Şöyle bakın, rengi 6 numara. Çingene pembesi 6 numara ve altın başak sanırsam. Evet, altın başak. Şöyle. Demin söylemek istediğim olay şu arkadaşlar. Bakın. Bu ilmek sihirli halka yaptığınız zaman ilmekleri muhakkak esnetin. Esnetmeden yapılan ilmekler iki kat daha çok, hani alırken esniyor otomatik olarak. O yüzden şöyle bakın, şöyle yapınca hemen esniyor, incecik, hem de kalıplaşıyor arkadaşlar. Leylakın ipi gibi böyle sert oluyor. Bunu bu şekilde esnetiyorum ilk önce. Şimdi sihirli halkamızı yapmaya başlayalım. Sihirli halka için birazcık, çok az arkadaşlar, tutmak kadar olsa yeter. Birazcık ip bırakıyorum. Parmağımdan gelen ipi tutmuş olduğum ipin üzerine bırakıp orta kısımdan giriyorum. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. İki teli üstte, tek teli altta olacak şekilde yuvayı hazırladım. Şimdi şöyle bir zincir çekip ipimi uzattım. Aparat olarak kullanacağım tığımın böyle sap kısmını takıyorum. Bu birinci ilmeğim. Toplamda buraya ilmek toplayacağız. Bu iki. Şöyle üç. Dört. İki telli yuva olarak kullanıyorum. Ortadan girerek bu şekilde ilmekleri topluyorum. Şu dip kısımdaki iki zincirleri de sıkı çekmeye çalışıyorum. Bu şekilde 1, 2 zincir, 5, şöyle 6, 7, şöyle 8, 9, 10,
11, 12. Şöyle bol çıkınca. 12. Bakın şöyle. Tekrar sayalım. 6, 8, 10, 11'miş arkadaşlar. 11, 12, 13, 14 ve toplamda 15 tane bu şekilde ilmeği tığımıza doldurduk. Şöyle. İşlem bu kadar arkadaşlar. Şimdi tığımı hemen buradan bırakıyorum. Şu son 15. ilmeğimi bakın hiç birleştirmiyorum. Bakın en son birleştireceğim. Sadece 15. ilmeğimi böyle üzerine bir zinciri çekerek tığım içinden geçirdim. Bu şekilde yukarıya çıkmak için kullandım. Bakın arkadaşlar. İlmeğin içerisine sık iğne ile geçerek bunu birleştirmiyorum ki yaparken rahat olsun diye. Şimdi iki zincirimi çekiyorum. Ters tarafına döndüm. Bu ilmeklerin üzerine ikişer zincir çekerek şöyle yuvalar hazırlayacağım başa kadar. Yanındaki ilmeğimin içine sık iğne ile girip sabitledim. İki zincir. Şöyle giriyorum, sabitliyorum. İki zincir. Girdim. Bu şekilde sabitledim. İki zincir sabit. İki zinciri de çok sıkı çekmeye çalışın. Bakın arası fazla açılmasın. Bol falan çekip şöyle çok büyük olmasın. Gayet sıkı sıkı iki zincir çekerek tüm yuvaları böyle ilmekleri yuvalar yapalım. İki zincir. Şöyle kapattım. Bir, iki zincir. Bir, iki zincir. Bir, iki zincir. Sonuna kadar. Bir, iki zincir. Bir, iki zincir. Şöyle üç ilmeğimiz kaldı. Hepsini gösteriyorum arkadaşlar kesmeden. Şöyle sonuncu iki zinciri de yapıp tüm ilmeklerin yuvalarını bu şekilde hazırladım. Şimdi bir tane zincirimi çekip düz tarafına dönüyorum. Tersinden ikizer zincirli yuvalar hazırladık. Şimdi bakın bu ilmekleri yaptığımız düz kısmı. Şöyle düz olduğunu daha net anlarsınız. Hemen yanındaki bu iki zincirli yuvanın içine girerek buraya üçer zincirden minik pipirikler yapacağız. Şöyle 2 3 zincir. 3 zincirimi kapatıyorum. Hemen yanına bu yanındaki iki zinciri hiç sık iğne çekmeden direkt geçiyorum. Bakın hiç zincir çekmeden direkt sık iğne ile geçtim. Şöyle 3 zincirimi çekip yuvaya giriyorum. Hemen yanındaki boş olan iki zincirli yuvaya sadece sık iğne ile geçtim. 1 2 3 zincir. Sıradaki İki zincirli yuvanın içine 3 zincirimi çekip sabitliyorum. Şimdi sıradaki yuvanın içine geçiyorum. Şu şekil oluyor bakın kenarında minik minik pipirikler oluşuyor. 1 2 3 zincir. Kapatıyorum. Sonra sıradaki bu iki zincirli yuvaya 1 2 3 zincir. Yuvaya giriyorum. 1 2 3 zincir. Kapattım.
1, 2, 3 zincir. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki, üç zincir. Şöyle bakın. Sonra doğru geliyoruz. İki zincirli yuvalara sık iğne ile geçip üzerine üç zincirden pipirik. Sık iğne ile geçtim. Yeni yuvaya 3 zincirden pipirik yapıyorum. Bakın bu sonuncu yuvaya da geldik. Şöyle. 1, 2, 3 zincir. Sık kirpiğini yapalım. Şöyle arkadaşlar. Bu hani tel olarak yapmıştık ya. Bunu da yuva olarak bu şekilde kapattık. Evet, işimiz bitti bu kadar arkadaşlar. Hepsini yavaş yavaş gösterdim. Şöyle yavaş diyenler hızlı bir şekilde alabilir. En sonunda şu ipi şöyle tutup şunu da parmağımı çıkarayım. Şurası var ya arkadaşlar. Şimdi biz düz yüzündeyiz. Şuradan tutuyorum bu ipi şöyle. Elimin altına. Bakın bu yuvarlak zincirler dibinde sıkı sıkı çekildiği için çok güzel duruyor. Bir de tabi şöyle tutabilsem bakın arkadaşlar. Burası ters yüzü, burası düz yüzü. Düz yüzü olduğu bu küçük sık iğne gibi oluşundan belli olacak. Bakın bu ipi çektikçe hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Sökülme, bozulma olmuyor. Şöyle bakın biraz da sakızlı yakın. Eğer sökülür diyenler şöyle bir iki ilmek alabilir ama gerçekten kullanımı güzel oluyor daha önce kullandığımız için. Şöyle ipimi çekiyorum. Kestim ipimi bakın şimdi bunu yakacağım. Şöyle hafif sakızlı yapıyorum ki sağlam alsın diye arkadaşlar. Şöyle bu en son kopardığım ipimi de yakıp arka tarafı doğru yapıştıracağım. Evet, motifin yapılışı bu. Siz daha temiz güzel siyahlatmadan yakın arkadaşlar. Evet. Mekik. Bildiğiniz mekik oldu. Bakın orta kısmı da çekiliş şekli de gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim tekrar. Bunu da şimdi çimeni yaparak tutturalım çiçeğimizi. Evet, şimdi sıra geldi çimenini yapmaya. Bakın ilk başlarken aynen bu şekilde tığbattının içine sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Burada da aynı ilk başlar gibi göstereceğim. Her zamanki gibi ikişer zincir çekerek tığlamalarını hazırlıyorum. 696 nolu videomda mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Tüm kenar tığlama, köşe dönümü işlemi 696 videoda mevcut arkadaşlar. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. Dediğim gibi ilk başlar gibi başlıyoruz. Sık iğnemin üzerine bir tane zincir çekip bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki bir sonraki tığ battıya şöyle 2-2 alarak trabzan yaparak başlıyorum çimenine. Bir defa tığımı doladım. Aynı tığ battının içerisine şöyle 1-2 ve 2. 3 seferde aldığım bir trabzan. 2 defa tığı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. Şöyle yanındaki yuvaya tam ortalayarak girelim. 2, 2 ve 2. Bu şekilde. 2 defa tığı doladım. Hemen yanındaki yuvaya giriyorum. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. 4 seferde. Bakın her tığ battığının içine ikişer defa girdim. Şimdi 3 defa tığımı doluyorum. Yandaki tığ battıya girip şöyle 2,
2, 2 ve 2. 3 defa tığı doladım. Aynı tığ battımın içerisine giriyorum. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2, 2 ve 2. Bu şekilde bakın bir kaya oluşturuyoruz. Ve hiç zincir çekmeden çiçeğimi alıyorum. Çiçeğimin ters tarafı bana bakacak. Şöyle bakın, burası düz tarafı. Ters tarafını çeviriyorum. Burası ters taraf. Bakın sık iğne gibi, mekik gibi orta duruşu yok. Ters tarafını şu zincirlerden de anlıyoruz. Buradaki 3 zincirli kirpiğin içine bakın, bu boşluk oluşacak. Şöyle sabitliyorum. Hiç zincir çekmezseniz kalıp gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden hiç zincir çekmeden sabitleyip hiç zincir çekmeden de sık iğne olarak buraya bu şekilde tutturuyorum. Geri kalan kısma da 7 tane sık iğne yapıyorum. Trabzan yapıyorum içerisine. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu şekilde 7 tane sık iğnemi yaptım. Bir sonraki boş olana kapatıyorum. Bu şekilde daha güzel duruyor arkadaşlar. Bakın. Trabzanlı kayamın duruşu. Merdiven oyası da deniliyor sanırsam. Bu şekilde çimeni yaptım. Aynı işlemi buraya da yapacağım arkadaşlar. Bunu da anlayamayan, bunu da biraz daha yavaş göstererek şöyle anlatmaya çalışacağım. Bakın. Bir zincirimi çektim. Bir defa tığı dolayıp hemen yandaki boş tığ battıya 2, 2 alarak trabzanımı yapıyorum. Bir defa tığımı doladım. Aynı tığ battının içerisine girip bunu 3 seferde alıyorum. Deminki 2 seferde, bu da 3 seferde aynı tığ battıya 2 tane trabzan yapıyorum. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Hemen tığ battıya girdim. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2. Evet. Bakın. 2 tane oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi 3. tığ battığı için 3 defa tığımı doladım. Boş olan tığ battıya şöyle 2, 2, 2 ve 2. Tekrar 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 1, 2, 2 ve 2. Evet bakın bu şekilde trabzanımız hazır. Hemen hiç sık iğne çekmeden öbür baştaki ilk 3 zincirli kirpikten girdim. Bakın ters tarafından sabitleyip otomatik üst tarafına dönüyor. Hemen bunu bu trabzanın, son yaptığımız trabzanın arasına sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle geri kalan kısma da 7 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Buradaki hemen dibine değil bir sonraki boşluğa. Evet bu kadar arkadaşlar. Trabzanın yapılışı şöyle sökülmesin diye 3 tane zincirimi çektim. Bu şekil oluştu. İpimi çözüp bakalım. Evet. Modelimiz bu. Bitmiş hali şöyle arkadaşlar. Videodaki bir uzaktan böyle sallantılı halini görün istedim. Şöyle. Kalıp gibi hoş bir model yaptık sizlere. İnşallah anlaşımı da güzel bir çekim olmuştur. Şöyle hoş ve zarif duruşuna göre. Hoş da çekim olduysa, işinize yarayan bir çekim olduysa. Şöyle sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle hoşça kalın.